De koltuğumuza kurulduk, kahvelerimizi evet. aldık. Hanım yaydı kendini, keyifler yerinde. Sabah kahvaltısının kokusu odamızda dururken dedik ki kokulardan bahsedelim. Çok kokularımız hemde bugün bizim. çok Ya baskın. çok enteresan. Şu anda gerçi burnumuzda alıştı ama bunun bilimsel bir ismi var mı bilmiyorum ama var böyle şeylerde kokudan bahsedelim istedik çünkü koku her insanın hayatında önemli. Benim için koku ekstra önemli gibi geliyor. Yani kokuya göre. Bir ortamdan, bir insandan uzaklaşabilirim ve acayip çekilebilirim. Koku hafızam acayip çalışıyor. Hı hı. Herkesin koku hafızası bence işte nostaljisiyle, çocukluğuyla, sevdiği bir insan ve mekanla bağ kurması konusunda acayip etkili aslında ama koku hassasiyeti benim kendimle ilgili söyleyeyim yani ya şöyle bir şey kokuyor derim mesela aa bilmem fark etmedim ben almadım der insanlar ben acayip derin kokular alırım ve o yüzden burnumun hassasiyeti bazen bana acı çektiriyor. Ama çoğu zaman koku deyince aslında güzel kokular ve parfüm tarihi filan çiçekler böcekler güzel şeylerin de bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Senin kokuyla ilişkin nasıl? Benimki aşırı. Bak benim nasıl biliyor musun? Bir tane arkadaşım dedi ki ay kokuyla ilgili seminer var Ada Tepe Taş Mektep Dağları'nda ve iki gün sürüyor. Ya dedim koku üzerine ne konuşacak bunun? Yani nedir bu hani bir koku üzerine sabahtan akşama ne konuşulur gittik Vedat Ozan'ındı. Türkiye'deki çok önemli koku arada, uzmanımız. Evet. Kitabını gösterin bütün kitapları Dört da çok değerli. Dört kitaplık serisinden evet. bir tanesi şu an gördüm. Ve ben şenay hayran kaldım ya kokuyla ilgili ne kadar çok detay neler. Biz hani bir biliyorduk Patrick Süskind'in Kokusu çok etkilemişti gençken <laughs> okuduğumuzda sonra filmleri de yapıldı. Çok acayip bir roman. Parfümün Dansı seni de çok sevdiğin, benim de çok sevdiğim Evet Tom bu benim Robinson çok kitabı. sevdiğim defalarca aldığım kitap. Buraya hemen parantezi açacağım ben. Evet. Tom Robbins'in en sevdiğim aynı tadı da bir daha hiçbir romanında kitabında bulamadığım bir yazar olup her kitabın başına yazarım. Bak bunun tarihine bakalım. Beşinci kez aynı kitabı almak istemiyorum. Umarım severek okur ve özenle koruyup <laughs> iade edersiniz. Sevgilerle diye yazmış. Kaç tane <gülüyor> kaptırdıysan. <laughs> ne? Benimle benim kapanlara mektup gibi yazmışsın. Yani mı? enteresan bu e, koku meselesi, bu Vedat Ozan'ın zaten insana alıp götürdüğü yolculuklar Hı -hı. ve derinlemesine bakış açısı evet, çok zenginleştiriyor. Çok. Nasıl geçti peki iki gün seminer? Çok anlamadım nasıl geçtiğini çünkü bir kelimeden bir giriyor, bir yerden bir çıkıyor. Ya çok enteresan şeyler kaldı aklımda. Hepsini aklına tutmam mümkün değil ama mesela bir insanın Hani eşini seçerken bile meğer koku ne kadar önemliymiş. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmış falan. Hani bilirsin ha ne güzel kokuyor işte bu adam, bu kadın ne güzel kokuyor. olabilir ama o kadar onu derinlere indiğini de bilmiyorsun. E, sabun, duş, şampuan parfüm de gibi şeylerden doğru söyleriz. O bilinçle algıladığımız evet. koku yani ne güzel dışarıdan, parfümü kokuyor değil aslında. Evet, kendimizi kokulandırıyoruz ama o bir insanı seçmek hani ten uyumu dediğimiz şey var ya Hı -hı. elektriğimiz tuttu diyoruz. O aslında bilinçaltımızda Karşımızdaki insanın benim hatırladığım o sendeki bilgi o mu Bahsettin. De o. aldığımız bir koku yani evet. biz onu bilinçle algılamıyoruz. Onun da çok enteresan bağışıklık sistemiyle ilişkili bir hikayesi vardı. Yani kendi bağışıklık sistemimizden ne tamamen farklı bir bağışıklık sistemine sahip olan insanı Çekici bulup onunla eşleşmek istiyoruz ki dünyaya getireceğimiz yavrular çok daha sağlıklı bir bağışıklık sistemine Şimdi sahip olsun. Bunu duyunca diyorsun ki aa acaba ben kocamı kokusundan mı seçtim falan diye. Bununla ilgili de bir tane araştırma yapılmış. Aslında bir BBC belgeselinde seyretmiştim ben bunu yıllar önce. Aynı tişörtü giyiyorlar, denekler. Üç gün boyunca onunla yatıp kalkıyorlar. Sonra kadınları açtırıp onları bir kavanozun içine koyuyorlar. Koklatıyorlar ve kadınlar aslında kendilerine... İşte en uzak olan, bağışıklık sistemdeki adamlara daha yüksek puanlar veriyorlar. Hmm. Baktıklarında hakikaten onların işte DNA'larını ne kadar farklı olursa o kadar güzel çocuklar, işte o kadar bağışıklı, yüksek çocuklar, dayanıklı çocuklar doğuruyorsun çünkü. Buna göre mi seçiyoruz? Muhtemelen buna göre değil diyor bir tane araştırmada da. Çünkü böyle 3700 çift de yapmışlar yine bu koku deneyini. Fakat bakmışlar ki aslında insanlar seçerken hiçbir bu kokulara bakarak seçmemişler. Çünkü Çoğunluğu öyle seçmemiş. çünkü kokuları uyumamış o çiftlerin çünkü biz o kokularımızı zaten bin bin yıldır falan hep örtüyoruz parfümlerle doğal hı kokularla hı. bir de bir insanın sen aman hani kokusu ne güzel çıktı ama sonra tipini görüyorsun beğenmiyebiliyorsun ya da o aynı mesela belgeselde şey vardı aynı adama böyle süper kıyafetler giydiriyorlar bir kafede oturuyor kadınlar o adam geliyor böyle o muhteşem pahalı arabayla, pahalı kıyafetlerle işte bir giriyor saat kolunda bilmem kaç bin dolarlık. Bu adama bir puan verin diyorlar. Kadınlar tabii 19 en yüksek hmm. puanları veriyor. Aynı adama işte böyle bir tane dandilikten orada topallayan bir araba iniyor. Üstü başı hırpani. Bir Aynı adam. O bir iki yani kadın neye bakıyor? Sırf kokuya bakmıyor. Kadın ne yapıyor? Paraya da bakıyor. Niye? Hmm. İşte çocuklarını daha güvenli bir yuvada Aha. büyütebilmesine yetecek mi bu adamın sağladığı koşullar Aslında gibi. Aslında ikisinde de aynı şeye bakıyor. Benim soyumun sürdürülebilirliği konusunda Aynen. bu adam yeterli mi? Aynı şey bence erkekler de kadınlara bakıyor. Onun evet. doğurganlığı ve anaçlığı ya da bu işi kotarır mı, çekip çevirir mi, benim çocuklarımı iyi bir anne evet. olur mu? Öğrendiğimiz şeyler var. Yani görsellik, işte kendine hoş bakan, temiz görünen falan birine çekilebilirsin ama günün sonunda hani her şey sadece oradan geçmiyor. Çok güzel biri sana çekici gelmeyebiliyor. Daha vasat ortalama biri onunla biraz yakın temasta bulunduğunda... Kokusunu aldın. E, Alabildiğin <laughs> anda ona daha çok çekilebiliyorsun. Aslında her şeyden bir parça var. Ama hadi parfümümle baskıladın, işte yakınlaştın, birlikte de oldun. Doğal olarak artık tensel kokuya geçiyorsun. Hani yastığımda kokusu kaldılar falan var ya işte. Ya da senin kendinde almadığın koku senin giysilerinde kalır. Gardırobunda açarsın o tiş şorttan, kazaktan gardıroba sinmiş bir koku olabiliyor. O parfüm dışında insan kokusu. Zaten koku alıştığımız da bir şeymiş ya. Yani Hı -hı. koku hem öğrenilebiliyor hem de alışkanlık geliştiriyoruz. O zaman da o kokuyu biz almıyoruz. Yani öğrenme kısmı mesela çocuklar bebeklerin işte daha tuvalet eğitimi olmadan önce Hı -hı. popolarını bağlıyorsun. Kakasını yapıyor. O kokuyu biz aldığımızda iğrenç buluyoruz, dayanım öf ne kokmuş deyip değiştiriyoruz. Ama o bebek kıçındaki bokuyla uzun uzun durabiliyor ve onu iğrendirmiyor diyor Vedat Ozan'ın evet, böyle evet, bir ne evet. vardı yine. Çünkü o öğrenilen bir şey. Zamanla biz çocuklarımıza işte üf kötü kokuyor bilmem ne iğrenç diyerek kakanın kötü kokan bir şey olduğunu o kokuyu hafıza olarak ona işliyoruz biz bir evet. şekilde ve öğretiyoruz Çocuklar, ben ceme yapardım işte ayağını alıp hani pes falan hadi kok, pes ne biçim kokuyor kek 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 güler o bebek Ha işte onu öğretiyorsun diyorsun ki senin ayakların pis kokulu çocuğum. Bu arada evet. bebeklerin ekşi ayak kokusu olur terlediklerinde ve <laughs> ben ne onu tatlı çok severim acayip <laughs> enteresan. Bak ne enteresan. Normalde bir ayak kokusunu ah ne tatlı demezsin Demiyorsun. ama bebeğin ekşi ayak kokusu komik bir şekilde benim hoşuma gidiyor. <laughs> Aslında parfüm sektöründe Ter kokuları de onların saçları böyle kokar çok bazen. Çok kullanılan bir şey mesela hayvan dışkıları parfüm yaratılmasında oldukça kullanılan maddelerden. Evet. Hatta misk meselesi vardır. Uzun uzun tartışır. Ceylan'dan mı mi? Şu mudur bu mudur diye. Fakat enteresan orta çağda bak yine hatırlıyorum bir okumadan temizliğin çok da olmadığı herkesin dişinin her yerinin yapış yapış siyah falan sarı olduğu böyle orta çağ dizilerinde falan da vardır ya dönem filmlerinde de görürsün leş gibi dökülürler hepsi. Pislik içinde. Ama Herkes de birbiriyle gayet haşlede fişnedir, alt alta üst üstedir bir sevişken durum vardı. Vardır. Onun da bir bilimsel açıklaması varmış. O işte dışkı kokusunun bir çekiciliği varmış. Enteresan bir şey. Oy, Afro oy. Afrodizyak, afrodizyak etkisi, etkisi olduğu üzerine çok şaşırmıştım evet. ben bunu. İdrar kokusunun bir afrodizyak etkisi miskin, olması. Miskin en çok o geyiğin işte testis Ama insanda, üzerindeki bir bezden alınıyor Daha miskin, parfüm biliyorsun. olmadan önce söylüyorum ben. Par i̇nsanın insandaki ha, insan, çekiciliği. Insan, insan olabilir. Koku deyince insan aklına ne geliyor? Parfüm deyince? Geliyor. Fransa geliyor. Mesela Vedat Ozan onu da çok güzel anlatmıştı. Fransa'yı aslında bunu bir tane Floransalı Kraliçe Dömedisi, Katrina Dömedisi diye bir kadın getiriyor. Oraya gelin olarak gidiyor. Birinci Fransuha'nın oğluyla evlenmek üzere. Fransa'ya gittiğinde kadın böyle onlara doğru yaklaşırken zaten o hani Toskana vadilerinden gidiyor. O güzel kokan hmm, yerlerden. Akdeniz'in bitkileri evi falan İşte orada kanalizasyon kokuları hani çürük meyveler sebzeler Öf. ve kral ve ailesine yaklaştıkça kadın yani o yıkanmak diye bir şey saç yıkamak diye bir şey yok. kadar iki 3 haftada bir belki elini ayağını yıkıyorsun falan gibi durumlar. Onlara doğru böyle yürürken şey Katerina o böyle hani gittikçe o kokularına dayanamıyor onlardan böyle çıkan işte ağız kokuları, vücut kokuları, o pis kokular ve en son artık birinci Fransoya yaklaşırken kadın bayılıyor. O sırada da <laughs> gelinle damat adayı 15 yaşındalar kralın ve işte kralın oğlunun yavrusunun ailesinin hani hepsinin kokusuna kral da diyor ki bana saygısından çok heyecanlandı ayaklarımı öpmek istedi herhalde. Böyle <laughs> tutuyor kaldırıyor <laughs> o kaldırmaya çalışınca hani kızın iyice midesi bulanıyor kızın yanında da hani sırf falcısı bilmem nesi hizmetçisi hizmetçi <laughs> hizmetkar bir de parfümcüsü de var tabi ve onlara getirdiği hediyelerle ondan sonra işte Böylelikle giriyor Fransız sarayına da parfümler. Aslında güzel koku dediğimiz şeyin ortaya çıkışı kötü kokuyu baskılayıp Güzel evet. kokuyla ortamı güzelleştirmek. Verdiler, Verdiler coşkuyu ve e, Hatta çok enteresan bak sen bunu söyledikçe aklıma geliyor şimdi. Mesela ben e, Köln gezisine gittiğimde <laughs> parfümün e, çıktığı yer aslında Köln, Kolonya'dır. Parfümün atası <laughs> buradandır denir ama tarihte böyle Mezopotamya'da, Persler'de, Mısır'da falan... ...işte o e, kokulandırma, kokulu yağlar falan çok kullanılan şeyler. Aslında oradan doğru gelmeye başlıyor <laughs> çoğu zaman. Köln meselesi peki neydi diye şöyle bir hatırlamaya baktım. Yani neden öyle deniyor? Kolonya mıdır parfüm atası? Bildiğimiz parfüm markası yani yaratılan ilk parfüm markası Köln'de yaratılmış. 18. yüzyıl, 1700'lü yıllarda 1711'de bir parfüm markası ortaya çıkarmışlar. O yüzden atası deniyor. Aslında hani kökler tabii ki Köln'den gelmiyor ama marka anlamında parfüm markalaması Köln. Buradaki parantezi kapatayım, hemen şeye geçeyim. Bu Roma İmparatorluğu döneminde Koku meselesi oldukça önemselmiş. Öyle ki işte farklı coğrafyalara seferler yapılıyor. Askeri seferler Allah oraya giriliyor, buraya çıkılıyor ki Roma İmparatorluğu büyük bir coğrafyayı ele geçirdiği dönemde her gittiği yerden oranın kültüründen özellikle bu koku meselesini alıp getirmeye başlıyor. Hmm. Bu Akdeniz bitkilerinden tutuyor da işte bu daha Anadolu'su, Mezopotamya'sı, Mısır'ı falan bütün o hatlarda nereleri gezdiyse o zamanlar aslında Roma'nın mimari yapılara ve mimarlığa verdiği önem bilinir. Yani çok güçlü ya, olduğu çok alanlardan güzel, evet. biridir. Evlerin zemin katı yani alt katlarında aslında bir çeşit kanalizasyon sistemi varmış diye hatırlıyorum ben. Fakat daha üst katta olunduğunda e, tuvaletlerini atacakları bir sistem yok ve işte kaplara e, Hı -hı. porselen ya da çömlek kaplara alıp Balkondan, şey camdan atmak gibi bir şey var. Dolayısıyla bu e, gelişmiş olan hukuk sistemi içindeki Roma'da bir sürü mahkemelerin açılmasına da neden oluyor. Her yolda davacı oluyor, sokağa evet. atıyor falan rezillik. Bu arada şehirde kötü kokuyor. Şehrin kötü kokusunu yok etmek için e, şehirlere böyle taklar kuruyorlar, işte bayraklar, flamalar kokulu yağlara bandırılıyor ki rüzgarda şehir güzel koksun diye. Hatta savaşa giderken işte gemilerin e, yelkenlerinden tut da silahların kabzalarının yağlanmasına kadar hmm. askerlerde işte bayrak flamalarının yine böyle bayrakların yağlı kokulara bandırılmasıyla bakıyorsun savaşçı ve asker diyorsun ama parfüm ve güzel koku ya da güzel koku e, merakı çok askerle yan yana gelmiyor gibi. Çok daha yumuşak geliyor kulağa ama bir Onlar kokuya böyle silahla, var. barutla işleri olur gibi geliyor askerler. Bu Kleopatra'nın büyük aşk yaşadığı Marcus Antonius bir general sonuçta. Romalı bir general. Büyük aşk yaşadıkları bilinir. Kleopatra'nın da güzelliğe ve kokuya olan merakına şimdi bir taraftan hmm. da zihnim sıçrıyor. E, o da mesela Marcus Antonius'u ilk olarak yüze gelmeden önce onu karşıladığı teknedeki işte yine kokularıyla rüzgarlı o işte yelkenlerdeki kokuların adamın işte Teknesine ve ona ulaşmasıyla etkileniyor sonra Kleopatra'dan adım adım. Önce kokudan sonra kadına doğru geliyor ve onun kendi kokularını ve kremlerini yapacağı bir atölye kurmuş Kleopatra'ya. Çok enteresan bir şey. Kokuya o kadar meraklıymış Romalılar ve Kleopatra'ya da yaptığı bir jest olarak böyle bir şey de varmış tarihte. Çok ilginç ben bunu da işte bu kokuya bakarken öğrenmiş oldum. Çok enteresan geliyor bana. Bir Napolyon'la Josephine. O zaman hikayesi anlatayım ben de madem böyle tarihten bu sevgililerden aşklardan, aşklardan, aşklardan gittik. <laughs> Josephin işte miskle şey kokusunu çok severmiş, gül kokusunu. Bundan da nefret edermiş. Napolyon daha böyle hafif çiçek, narinciye kokuları falan severmiş. gel zaman git zaman ilişkilerinde Joseph'in bir bebek veremedi diye Napolyon da ondan ayrılacakken o da sırf böyle onu çatlatsın diye Joseph'in ve ona sinir etsin diye o birlikte vakit geçirdikleri şatonun bütün duvar kağıtlarının söktürtüp onların içlerine bu mis kokusundan koydurtmuş ki hani rivayete göre mis kokusu da 40 yıl çıkmaz diye sırf Napolyon'u sinir etsin diye. Bir, de, bir yandan da onun şöyle bir lafı daha var hani savaştan dönerken Üç gün kala yıkanma dermiş Joseph'ine. Josephine kendi kendinden kokusu. kokusu çıkmasın diye hani özlediğinde. Bak ilk konuştuğumuza geri döndük. Parfümler iyi hoş güzel çekicilik yaratabiliyor, insana albeni verebiliyor, evet, hoşluk veren Ama, yaratıyor. Kendi kokusu, ama asal... kadının ...tensel ve kendini öz kokusu demek ki Napolyon'u gerçekten çarpmış. çarpmış. Ve onu arıyor adam <laughs> yoldan gelirken. Sen <laughs> sen ol başka bir şey sürme. Sürme. <laughs> Beni bak bir de bu Vedat Ozan'ın koku şeyinde e, seminerinde en çok ilgimi çeken şey şey olmuştu. Bize misk ve amber kokularını koklatmıştı. Misk ve amberin orijinali hani bulması çok zor, korkunç pahalı ve zaten de yasak. Yani yasak olan bir şey hmm. çünkü ne yapıyorlar? İşte misk için e, geyiklerin e, Testislerin üzerinde bir bez var. Hı hı. Sırf onun için geyiklerin soylarını tüketmeye başlar bir tür geyin. Hı. Ondan sonra o yüzden bu hani bir de onu geyin kız mı erkek mi dişi mi olduğunu bilmeden de öldürüyorlar kurdukları tuzaklarda. Hı. O yüzden o kaldırdı ama mesela onda vardı böyle küçücük bir şey. Hepimize dolaştırdı onu sınıfta. Korkunç böyle ağır bir koku o misk. Çünkü onu kim bilir nelerle Peki, karıştırıyorlar. Peki bir hoş bir şey miydi ağır derken bir taraftan da? O çok keskin ve çok ağır olduğunu hatırlıyorum. Yani böyle... ...çok gelmiyor. başına hoş gelmiyor. Başın Çünkü o kim bilir hangi nelerle karıştırıyorlar ki... ...öyle çok çok pahalı parfümler öyle çıkıyor... miskin. Tabii onu kullanamadıkları için... ...onun ne yapıyorlar? E, sentetiklerini yapıyorlar insanlar. Hmm. Onu da bir tane bir... ...barut üreten bir adamın teki... E, ...yanlışlıkla patlıyor onu... ...bu barutu yapmaya çalışırken... E, ...patlayınca ortaya bir koku çıkıyor... ...bir miske çok benziyor. Mesela öyle onun... ...sentetiğini buluyorlar hmm. gibi. Amber de mesela balinanın uyumuş Bunu bilmiyordum ben. Balina kusuyor. Gene bir tür balina ama. Yani o yüzden çok ender ve çok pahalı. O kusmuk sen git karaya vur. Oralarda işte katılaş Oo. biri gelsin onu bulsun. Onda onun da kimyasal onun başka bir dersi. Olduğunu, yani. Onların da hep böyle işte böyle benzerlerini. Yani Oo. orada yazıyor miski amber kokusu var. Miski amber var denir bir falan. de. Ha. Ama onlar Allah. aslında yani bunların gerçeklerini bulabilmek artık çok güç ve hele öteki miskin ki zaten normalde yasak. Hep böyle kadın erkek ve insan soyunun devamından konuştuk ama kokuların şöyle etkileri de var bir insanın rahatlaması strese girmesi, ya, evet. iştahının açılması, iştahının kesilmesi gibi ya da işte bunun gibi birçok bedensel yapması. ve ruhsal şeyleri etkileyen yapısı var. Çünkü koku duyusu diğer o, tüm o beş duyu içinde insan beynine filtresiz direkt ulaşan Aha. bir duyu. Dolayısıyla hafızada müthiş bir etki yaratıyor. O yüzden hani kötü bir koku kaçma refleksi yaratırken işte hastalığı belki sana çağrıştırırken hı hı. güzel bir kokuya da çekiliyorsun. O yüzden mesela parfümörler mesela günümüzün tüketim çılgınlığında mağazalar özel parfümler üretiyorlar Niye? Orada hoşuna gitsin ve o kokuyla birlikte orada kal. Hatta ben hatırlıyorum bir mağaza ismini söylemeyeyim. Ya o mağazaya girdiğimde o kadar keyif alıyorum ki benim kardeşim kulakları çınlasın şey derdi. Çok güzel koku var bu mağazadan kaç 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 derdi böyle. Yani kendine özgü parfüm yaptıracak kadar haşırt bir mağazadayız şu anda abla. Ve buraya girdik bir kesin bir şey alacağız çıkalım buradan. Olur, <laughs> Sakın buraya girmeyelim. Çok komik ya yani, böyle gerçekten öyle. Ve o kokuyu satıyor mu diye sormuştum ben mağazaya. Hı hı. Bu koku nedir demiştim. Biz yaptırıyoruz demiş ama yıllar önce bu söylediğim çok yakın tarihli bir şey değil. Bu mağazaların kendine özgü Parfüm yaptırma modasının ilk başlarıydı. Ben ilk öyle öğrenmiştim ki ya o bir bağımlılık yani oraya evet. gidiyorsun. Ve onun muhtemelen bütün zincirlerinde o aynı Tabii. koku Tabii Yani o A mağazasıysa, hmm. o markanın bütün işte şehirleri de değişse mağazalarında Türkiye'de aynı koku vardı. O tamamen hem bir imza hem de müthiş insanı çeken ve bağlayan bir şey. Mutlu mutlu keyifli ki ya büyük bir keyif ve hazla dolaşıyorsun. Hmm. O haz alma seni zaten tetikliyor işte o alma eğilimine hemen psikolojik olarak geç seçiyorsun. Bir de e, afrodizyak kokular var ki yılan yılan bunların başında geliyor. Mesela hmm. Kleopatra demin söyledik ya yılan e, yılan çok kullanırmış mesela. Zaten çok çılgın, deli bir kadın ya. Enteresan bir karakter Kleopatra. Bir bölümde Kleopatra'dan mı bahsetsek? Evet, Tarihteki büyük aşklardan falan da bahsedebiliriz tabii. Nereden nereye geldim? Bir de iştah kabartan kokular evet. var. Neler Onlar olabilir? neymiş acaba? Sakınmam gereken kokular. Diyor ki zaten... Diye... Sarımsak diyesim geliyor. Yok. Çok sevdiğim kokudur iştah <laughs> kabartan O şey kavrulmuş sarımsak, sarımsak tereyağında <laughs> neyi için atsan onunla beraber yersin. Doğru aslında iştah kabartıyor. O iştah kabartıcı. Tarçın kokusu. Bergamut kokusu, portakal ve neydi? Vanilya olabilir. Mi? Vanilya, evet, vanilya bir numaraydı ve çikolata. En sevdiğim kokudur benim de vanilya. Zaten pastanelere falan girdiğinde öyledir ya o böyle muhteşem bir vanilya, çikolata, kakao kokuları falan delirirsin o pastane ortamlarının, fırın ortamlarının bir albenisi vardır. Böyle evet. girdiğin anda her şey yemek gelir içinden. Çok gerçekten iştah kabartıcı. O yüzden diyorlar ki eğer bir e, diyet dönemindeyseniz işte beslenmenizi bir kontrol altına, altına almaya çalışıyorsanız mutfağınızda bu aramalarda, bu lezzetlerde, gıdalarda haşır neşir olmayın. Sizi daha çok yemeye teşvik edecek diye. Bunları da böyle bir Araya bırakalım, hani bırakalım. kilosuna dikkat edenler varsa birazcık uzak durun Bir de onlardan. sanki hastalıklarla ilgili de kokunun bir alakası var demiştin sen. Hastalıkların da bazı bedensel kokulara neden olduğunu okumuştum ben. Bazı kanser türleri, şeker hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi. Mesela çürük balık kokusu ya da balık kokusu gibi bir koku geliyorsa bir insanda böbrek hastalığı olduğu hmm. işaretiymiş. Ne enteresan. Yine şeker hastalarının nefesin aseton gibi kokuyor olması gibi. Hmm. Klasik ve iyi eğitim almış bir doktor bir hastayı gördüğünde, taradığında ve şikayetlerini dinlediğinde kokuyla da birleştirerek ilk etaptaki teşhisleri koyabilir diyor. Yani çok ilginç. Çünkü bedenin işte kimyası değişiyor. Bir şeyler değişiyor ve o bir kokuya çağrışım yapıyor. Merak edenler bu hastalıkların kokuları diye belki arayabilirler. Hani Çıkabilir. merak ediyorsanız detaylı evet. daha fazla bir listeye de ulaşabilirsiniz. Yani mesela bir de tedavi tedavilerde de aromaterapilerde de hani değil mi? bitkilerin kokularıyla hmm. da tedaviler yapılıyor. Yani ne o çok kadar kapsamlı bir şey bu şey, koku. Bir de hafıza. Hafızayla da çok ilgili tabii. koku. Ben mesela Body Shop'un White Mask diye bir kokusu vardı. Onu ne zaman duysam Duygu Asana, böyle Duygu Asena <laughs> canlı kanlı önümde. Çünkü o biz hani milliyette çalışırken ve yanımızdan geçerken birlikte de çok vakit geçirdik dışarıda da. Onun o en sevdiği kokuydu. O sıralarda hatta Türkiye'de daha body shop bile yoktu. Yurt dışından alırdı. Hmm. Onu ben duyduğum an benim hemen Duygu Asena gelir aklıma. Bu hafızayı da en çok tetikleyen şey bu. Beş duyudan kokuymuş. Proust'un işte o kayıp zaman dizinde diye 3 bin sayfalık 7 ciltlik koskoca kitabı aslında sırf bununla ilgili. Oradan da Proust etkisi diye bir şey de çıkmış zaten. Proust ne yapıyor? Ona annesi bir hılamurlu çay veriyor. O hılamurlu çayın içine madlen kurabiyesini bandırdığında oradan çıkan koku onu halasına, halasıyla ile ilgili anılara, oradaki işte o hmm. madlen kurabiyesinin kokusuna götürdüğü andan itibaren işte düşün ortaya 7000 sayfalık kayıp zamanın izinde çıkıyor. Yani gerçekten benim için de öyledir koku. Hani müzikte de vardır ya. Bir şarkıyı dinlersin, hmm. bir anda 1982 yılının diskosunda ışınlanırsın hani. Yaşadığın o oradaki yaşadığı arkadaşların gelir, o kabarık saçların gelir aklına falan. Ama aynısı <laughs> işte. Ki o zamanlar da saçlar senin kabarıkmış. Kabarık tabii 80'lerde vatkalar kabarık böyle. Aa biz şarkı <laughs> duydun hemen 80'leri. <laughs> Kokuda da o çok güçlü hmm. ve hatta daha yani müzikten bile değil mi? daha güçlüymüş işitsel duyumdan. Yani e, koku bütün duyular daha etkili. Bu arada mesela bazen hani mesela pandemi döneminde oldu ya He. bir sürü insan işte koku kaybı ilk işaretlerden biriydi. Evet. Fakat kokuyla ilgili hücreler o kadar hızlı yenileniyormuş ki sürekli koku kaybında olan çok fazla insana rastlanmıyor diyor. Mutlaka koku geriye geliyor. İnanılmaz hızlı kendini yenileyen bir, bir şey. yapısı varmış. İyi ki yapsın, kalıcı çok olsa enteresan çünkü çok kokuyu şey. alamadığında yemek yeme duygun yok oluyor. Ya? Evet. Yani evet. çok enteresan çünkü iştahını belirleyen şeylerin başında hani bir şeyin görselliği insanın iştahını kabartıyor olabilir ilk etapta ama kokusunu alamadığında yemekten keyif almıyorsun bir evet. lezzet almıyorsun damak tadın oturmuyor ve bir iştah olmuyor o yemekleri yemeye bir eğilimin olmuyor o yüzden bu koku kaybolan insanların genelde yeme ilişkisi de bozuluyor bozuluyor benim bir teyzem vardı çok iştahlıydı Allah rahmet eylesin Feride teyzem beyinle ilgili bir ameliyat geçirdi onda o koku, koku duyusu gitti o kadar mutsuzdu ki anlatamam ha. böyle hani ah evladım hani ne yesem saman yiyormuş gibi böyle en sevdiği işte ya. bu kokulu şeylerden tut mantısından bilmem ne işte hmm. hiçbir şeyin tadını alamıyorum diyor İnanılmaz mutsuz olmuştu ama tabii zaman içinde onunki de geri dönmüştü. Şimdi demek ki kendi diye bir şey de varmış zaten. Böyle bir iştah kabartan kokulardan bahsettik. Bir de tabii ki tokluk hissi veren ve iştahı frenleyen kokular ve paralelde He. lezzetler de var. Doktor Alan Hirsch diye bir abimiz var. Bu konu üzerine birazcık çalışmış ve onun söylediklerinden benim aklımda kalan yeşil elma, zerdeçal. Muz. Enteresan. Hani muzun bir iştah kapatıcı olacağı hiç aklıma gelmez. gelmez Nedense ne bana ne iştahlı bir şey gibi yer. geliyor ama... Zerdeçal, ama bir top tutar falan deriz. Belki de ondan işte onu olabilir, yiyorsun iştahını bir kapatıyor. Bir tıkıyor olabilir tıkıyor ama mesela olabilir. zerdeçal, yeşil elma gibi şeyler sağlıklı fonksiyonel beslenmede ya da işte daha dikkat ettiğin dönemlerde falan beslenme listende olması gerekenler arasında Hı -hı. mutlaka vardır. Ben çok kullanıyorum mesela yeşil elmayı ama ben onun işte iştah kapatıcı olduğundan değil de işte lifli gıda ya da baharatlar iyidir falan metabolizmayı hızlandırır gibi düşüncelerle kullanıyordum. Bundan sonra kilolarca Şimdi Elin abim söylemiş işlenmeyi. iştah kapatıyor. Artık oradan da bakacağız bir taraftan. Bu arada kokuyla ilgili şimdi demin tarçın okurken tarçındı işte sandal ağacıydı parfüm sektörüydü kafam seni dinliyor ama arkada nereye gitti biliyor musun? Hindistan'da ölü yakma geleneği var ya evet. ölleri yakıyorlar. E, zengin ailelerin ölü yakma törenlerini Ortamdaki kokudan anlayabiliyor musun? Fakir olanlar sıradan işte odunla bir şeyle yakıyor, zenginler sandal ağacıyla ölülerini yakıyor ki ortama güzel bir koku çıksın. Sandal ah, ölürken pardon. bile adaletsizlik yine. kesinlikle. Aynen öyle. Hatta yine bu Roma döneminde hmm. falan da yine var tarçın ağacının iç kabuklarıyla cenaze törenlerinin yapılması, tütsülerin yakılması, güzel bir koku çıkması ile ilgili. Zaten ibadethanelerde de çok kullanılır. Aslında bu Asya'da da var. Hristiyanlıkta var kiliselerde o bir tütsü kullanılır kutsal evet, mekanlarda. Evet, camilerde de var o. Evet. Yani inanç içinde kullanılmış evet, aslında evet. bir şekilde seni o kokuyla yine i̇yi oraya, oraya bağlamak acaba? için ya da güvendirmek için diyor. Enteresan evet. bir şey. Koku her yerde kullanılmış ya. Yani doğumlardan ölümlere işte aşk meşkten e, yemeğe baktığın zaman her taraf, her şey inanca, kokuyla ilişkilendiriliyor. Evet. Çok ilginç geliyor bana gerçekten. Bu hani şey dedin ya bu kokunun hafızası diye <laughs> olan etkisi ve nostalji. Bu nostalji kelimesinin kökünü biliyor musun? Bu e, İsviçreli askerler savaş zamanı evlerinden uzağa gönderiliyorlar ve bir süre sonra bunlar hastalanmaya başlıyor. Ne olduğunu anlayamıyorlar. Böyle işte ne bileyim mutsuz hissediyorlar iştahları kesiliyor, uyku problemleri yaşıyorlar falan filan soru ortaya çıkıyor ki evlerinden uzakta kaldıkları için sıla hasreti bunların beyinlerinde depresyon aslında o zamanki yani. adı tam konamamış sıla hasreti deniyor ve onlara evini hatırlatacak olan ne bileyim bir çörek kokusu işte ne bileyim oradaki hayatından bir şey evlerine gönderilenlerin hemen ruh hali ve hayatları tekrar kanlı canlı ha, hale giriyor. O zaman anlıyorlar ki bunların bir ev hasreti var. Hı -hı. Onlara evlerini hatırlatacak olan e, koku ve dokular bir parça onlara ulaştırılıyor ki hani biraz sakinlesin bu çocuklar yola devam etsin savaşmaları lazım böyle olmaz diye her Nasıl yerde bir koku bir var. Nasıl bir duyuyormuş bu koku gerçekten. Gerçekten mesela koku duyunu alsan Hayattan gerçekten zevk alamayabilirsin gibi geliyor. Evet. Yani ne bileyim bir çiçeği görüyorsun renkleri güzel Tat ama gitti zaten. hiç koku yok. Güzel bir yemek görüyorsun ağzına atıyorsun ama hiç lezzeti yok. Bütün anlamını kaybediyor gibi. Plastik bir dünyaya dönebilir doğru söylüyorsun. Çok çok evet. e, boyutsuz, tatsız, tuzsuz, renksiz gerçekten çok fena olabilir. Hangi duyu daha önce gelişmiş diye baktığımda da ben Hı -hı. koku duyu Hani görme sanki çok hayati gibi geliyor ama... Kokuyu aldığında görmeden daha çok etkileniyorsun diyor yani bilim insanları Aha. da. Yani normalde neyi kaybetmekten çekinirsin? Aman kokuyu almasam da olur yeter ki göreyim derim hı hı. diye düşünmüştüm ben. Yani görmemeyi e, hayal etmek bile zor. Ama hiç kokuyu almadığında da görsen bile hiçbir şeyden tad almıyorsun. O da ilginç bir şey. Evet, yani evet. bir şey çıkarttığın zaman yerine onu sağlayacak başka bir şey konamıyor. O yüzden koku bizim şükretmemiz gereken bir nimet gibi yani koku alabilme becerisi insanın. Bu arada köpeklerin en iyi koku alan varlıklar olduğu söyleniyor evet. yani hani koku şey işte bilmem kaç kilometrede koku alır insanların ki onların yanında kör şey işte koku duyusu değil. hiç öyle bir şey değilmiş o. Neymiş? Yani biz köpek gibi tabii ki koku almıyormuşuz ama 400 bin kadar koku şeyi varmış beynimizde izi varmış hı hı. iz düşüm. Çok büyük bir sayı değil mi Çok. 400 bin? Yani şu an sayayım da sen kaç tane koku sayabilirsin? Hani sayarsın, Limon sayarsın. Derim, vanilya, tarçın, çikolata da <laughs> kalırım. Yani say say Dört say. Tane. Ama ben mesela 400 bin deyince inanamadım. Yani beyninde kodlu bir sürü koku var. Biliyorsun ya da bilmiyorsun. bilinçaltına işlenmiş olan. Hani ne Ve kadar hafızası 3-4 yaşlarına kadar götürebiliyor seni. Acayip bir şey. Tut. Annenin memesini sütünü bile hani çocuk doğar doğmaz gözü kapalıyken hı hı. kokusundan buluyor. Sütün kokusunu alarak annesinin memesini buluyor tamamen koklayarak. Bak Patrick Siskintten bahsetti ki evet. orada da çocuğun işte vücut kokusu yok kimse görmüyor onu algılamıyor değil mi öyle bir şey hatırlıyorum öyle, evet, çünkü öyle. vücut kokusu olmadığı için kimse fark etmiyordu onu. O yüzden şey kendi vücut bir kokusu onu. yapmaya çalışıyordu. Hı -hı. O da enteresan bir hikayedir. Nereden nerelere nereden geldi? Her tarafa bir zıpladık yine. Hiç böyle sevdiğin birini hani mis kokulu der misin? Çocuk... Ah mis gibi kokuyorsun falan. Çocukta bebekte de genelde Deme. ya da hani böyle güzel bir parfüm kokusu geldiyse Hı. birine ay mis gibi koktu parfüm ne diye sorabilirim. Şimdi o da nereden geliyor biliyor musun? Ta gene miske gidiyor miskin kökeni sanskritçe muşkas demekmiş. Muşkastan, misk türemiş. Misk dendi biz misk gibi diyoruz ya. O ada aslında ne demek? Testis demek. Çünkü hani geyin <laughs> testis. <gülüyor> çok iyi. <laughs> Ay bak bir misk kokusu nerelere gidiyor. O miskten mise gelmişiz miskten biz. Mise gelmiş. Hay Allah'ım ya. Burada mutluluk veren koku deyince aklına ne geliyor? Ne seni mutlu ben eder? Ben biraz önce dedim ya, böyle vanilya beni çok mutlu eder. Böyle pastane kokuları, kurabiyeler falan. Beni deniz kokusuyla yeni biçilmiş çimen kokusu Aa, çok mutlu ediyor. beni bir de şey, toprak kokusu. Heh, Yağmurdan sonraki. Toprak çocukluğundan beri o. evet. Bazı kokular var bir şekilde o yağmur yağsın çık bahçeye ya da toprak alana o kokuyu duyunca yüzün gülümsemez mi? Tuhaf bir evet, şekilde çok bir, güzel mutluluk. bir mutluluk. Bir sürü bir insanda o. bence ortak kokular arasında olabilir bu. Olabilir evet. Çok enteresan yani mutluluğu bile kokuyla aslında eşliyoruz bir şekilde oradan alıyoruz. Bir de enerji verenler var. Ne enerji veriyor olabilirmiş bize? Ben de baktım acaba ne bana enerji, ne enerji, enerji veriyor ne diye. Ne enerji? Nane dedim uydurdum. Kesinlikle nane var. Var mı? Ona benzeyen bir koku daha say, okaliptüs. Okaliptüs tadı. Karabiber. Enerji hmm. Bunlar enerji veren kokularmış. Aslı mesela düşünüyorum böyle parfüm e, yaratılmasında denir ya böyle hani müzikteki notalar Hı. gibi parfümün notalarından bahsediyor. Şey yok üst nota, orta evet. nota, işte bir de e, alt nota. Hı. Alt nota piramit gibi en baskın olan ve güçlü olan alt nota. Orta nota ve üst nota dediğimiz o küçülen piramidin üstü gibi düşün. En uçucu olan. Yani ilk 10-15 dakikada hop diye uçup giden. ilk anda duyduğun ve yok olan. Hı -hı. Sonra orta nota biraz daha oturaklı, biraz daha uzun süreli, işte birkaç saat boyunca algılayabildiklerin. Alt notada aslında sanıyorum bunları birbirine bağlayan ve işte o misk dediğin, amber dediklerin herhalde daha böyle alt notalardı veya sandal ağacı falan Hı -hı. denir ya parfüm sektöründe. Parfüm alışverişinde şöyle bir uyarı var. Kimya sanayisi sürekli değişiyor, parfüm sektörü değişiyor ama parfüm ilk sıktığın zaman aldığın koku, ilk duyduğun kokuya göre parfümü aldığında daha sonra üzerinde kalan koku seni çok mutsuz edip sana hiç uymayan bir koku olabiliyor. O yüzden Hı -hı. anında ilk kokladığın kokuyu almaman gerekiyormuş. Biraz zaman tanıyıp tenindeki değişimini koklaman gerekiyormuş. Hı -hı. onu git o gün sık git evine. Ertesi sabah ya da sabah birkaç saat, ya da bir saat dolaş. dolaş mesela girdin alışveriş merkezine sıktın evet, parfümü. Bir gün sonra bak ya da. Birkaç evet. saat sonra mesela aynı kokuyu sen sıktığında ya da ben sıktığımda farklı benim muhtemelen. dışarıya yaydığımla seninki de farklı. Çünkü tenimiz onu başkalaştırıyor. Hı -hı başka bir kimyasal etkileşim oluyor muhtemelen. Dolayısıyla sana çok yakışan bir koku karışımı bende hiç güzel olmayabiliyor ya da çok etkisiz olabiliyor. Bir de hep şey deriz ya böyle işte hiç ben kendi kokun parfüm çok uçucu bir hiç kalıcı değil deriz. Halbuki burnumuz alışıyor. Ben bir ortama girdiğimde üzerindeki kokuyla girebiliyorum ama kendim almıyorum. İşte beyin onu öğreniyor ve ona alışıyor. Çok enteresan bir şekilde. O yüzden de Parfüm kullanıcılarına 3-5 fıs nes 2 fıs sıktın durup durup bunu saat başı fış 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 sıkma diyorlar çünkü çok ağır bir kokun olabilir hmm. çünkü sen artık alışıyorsun ama aslında üzerinde o koku var bir rüzgar estiğinde ya da birinin yanından yürüdüğünde o koku zaten ortamda kalıyor ya da birine bulaşıyor. O yüzden bu parfüm kullanımına da bir parantez. İşte koku hassasiyetim olduğu için ben evet. çok ağır parfümler ya da çok ağır kokan insanlardan da bir başım ağrıyor benim mesela. Hmm. Beni yorabiliyor kokular. Bazen Bayılmayasın de sen de o İtalyan geldi birinci Fransuan'ın yanına pis koktuğunu. <laughs> <laughs> ay de kapaklarını, Sonra, ay ayaklarını. <gülüyor> ay. <gülüyor> Dikkat etmek lazım böyle şeylere. Dünyadaki mesela en şu anda ne bileyim en çok tercih edilen bir parfüm. Dünyadaki en pahalı parfüm sordun. Şumukmuş adı. O ne ya? Şu mu Hiç Ya valla bak bu Dubai yapımı tahmin edeceğiniz gibi. Burjel Arap'ta ilk sergilenmiş. Böyle onun işte Sergilenmiş derken? Deri çünkü 1.7 yani 2 metreye yakın bir şey. Altınlı elmaslı falan o yüzden zaten ha, çok özel pahalı. Özel bir tasarım yapılmış. Özel de. tasarım yapılmış. Biz baktım ben de o pahalı parfümleri. Mesela bir sonra gelen işte DKNY'nin bir tane Golden Delicious. Bir tane işte üçüncüsü Clive Christian Number One Imperial Majesty. Ama bunların böyle Biraz şişelerinde de altını yakut bilmem nesi Aa. birinde New York silüeti ötekinde Dubai'nin görselleri. Ve Şov amaçlı, evet, amaçlı yapılmış şeyler. Bu birincisi 1.2 milyon dolar. Kim alır onu Ama bilmiyorum. 2 metre ya. diyorsun zaten. 2 metre de onun deri kapağı diyor istiridiyelerden çıkıyor falan. Öyle baktım da anlayamadım. Çok debdebeli ve şaşalı bir parfüm. Herhalde onun hakkında vardır alıcıları, koleksiyonerler böyle bu kokuları alanlar. Ne enteresan. Koleksiyonerlik deyince şeyde Paris'te Amelie filminin çekildiği sokakları arıyordum ben. Pigal. Küçücük bir dükkan. Dükkan kapalıydı. Fakat vitrine yaklaştım. Bu Avrupa'da çok severim küçük dükkanları. Bu çok geçmişte eski dönem filmlerinde vardı. Böyle pompalı küçük parfüm şişeleri vardı. Kolonya şişeleri. Nasıl güzel şişeler biliyor musun vitrinde? Bir süre kendimi vitrinden alamadım. Mesela o dükkanı ben hayatta unutamıyorum. O şişeler gerçekten güzel. hepsi benim olsa, evimde olsa böyle oyuncak gibi minnen şu kadarcıkları var, biraz büyükleri var. O tasarımları camların renkleri. Güzelliği. Işte, o püsküllüler, pompalılar bir şeyler. Başlı başına her, Lutens her Lutens gibi. Lutens diye bir parfümcü var. Çok eski o da. Paris'in en eski parfümcülerinden. Muhteşem bir parfümcü. Aklını kaçırırsın. Hmm. Kişiye özel parfümler i̇şte yapıyorlar Böyle Ortalama hani ne bileyim böyle ucuz bir şey almak istersen 850 euro gibi falan. Kişiye, Kişiye özel. Kişiye özel öyle işte o paraları alabiliyorsun orada. Kişiye Tabii çok özel. pahalı ama. Sana formülünü mü veriyor? Hadi bir kere yaptı. Sana üretim. özel hani kokulardan işte koklattır sen bunu beğeniyorsun o ona ha. bunu öneriyor sana yani birazcık senin de tercihine göre sana özel parfümler yapıyorlar çok muhteşem bir dükkan doğrusu da. benim de unutamadıklarımdan nodur Paris'te. Özel işte ürettikleri o Sultan, Türk, lokum hmm. adı geçen böyle hmm, parfümler tematik, de üretmişler. Böyle. böyle tematik birazcık herhalde o şarka gene özenti günlerinden kalma bu Avrupalıların. Aa şey vardı hmm. ya. Ha? Biz de şimdi videoyu seda sayan gibi kapatıyormuşuz. Kokulu öpücükler vardı hatırlıyorsunuz. <laughs> mis kokulu öpücükler. <laughs> mis demiyorduk, mis yasak. Mis yasak. Mis demeden <laughs> kapatıyoruz. Bu arada <laughs> sizin de şu konulardan bahsetseniz, biraz bunun üzerine sohbet etseniz, bir de buna baksanız dediğiniz ya. var böyle şeyler, önerileri varsa lütfen aşağı bizimle paylaşın. Biz de sohbetler, konular devam edecek. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yorum önerileri aşağı bırakmayı, videoyu paylaşmayı da unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Biz koku muhabbetine biraz daha devam edeceğiz mis kokulu Pis demiyoruz. Bu yak <laughs> bir de eş adaylarınızı gidin koklayın. Değil mi? Bir koklasınlar. Ama parfümle değil ha. Parfümsüz bir koklayın ona göre karar verin. gerçek gerçekten kokusu. Evet. Ya eskiden şey varmış ya böyle kadınlar dans ederken koltuk altlarına elma dilimi koyup ha. terli elmaları da beğendikleri erkeklere ikram Değilmiş. ediyorlarmış. Shakespeare döneminde. Shakespeare döneminde böyle bir şey olabilir mi <laughs> Bak ne kadar değişiyor insanların algıları çok acayip. Evet. Hikaye ne çok ya kokuyla ilgili. Çok. <laughs>